بسم الله الرحمن الرحيم باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه bu bab şu bahis ki el-veledu çocuk yedde'ayhi onu iddia eder benimdirdir er-reculan iki adam o iddia ediyor bu çocuk bu kadından olan çocuk benim öteki diyor benim keyfel hükmü fihi bunda hüküm nasıldır şimdi bu en çok cahiliye zamanında olmuş o vakitler nikah yok biz mesela zinadan bir kadından iki adam da ondan zina etmiştir. Bir çocuk olmuş. O diyor benim, o diyor benim. Fakat İslamiyet'te nasıldır? El-veledü lil-firaş ve lil-ahiril-hacer. El-veledü lil-firaş ve lil-ahiril-hacer. Hadis-i şerifi kaide-i umumiyedir. Kadının nikahı kimin ise çocuk onundur. Öteki adam zina etmiş de eğer zinadan olmuşsa ona da taş verilir. Yani çocuk verilir altı. Yani illa adam iddia etse ki bu zina olarak benden hasil olmuştur ona bir şey verilmez. Kadının nikahı kiminse çocuk o sahip olur. Fakat cahiliyette bu olmuş şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında da olmuş. O bunu meseleyi izah ediyor. Haddesene Yunus kâle haddesene Süfyan ani Zühriyen Urveten Âişete radıyallahu anh. قالت هزت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزز isminde Beni Müdlis kabilesinden birisi Resulullah Efendimizin huzuruna geldiler فَرَأَى اُسَامَةَ وَزَيْدًا Hazreti Hüsame ile Zeyd ibn Sabit'i gördüler ve عَلَيْهِمَا قَضِيفَةٌ قَدْ قَتَّيَا رُؤُسَهُمَا Onlar yatıyordular, başlarını bir kadifeyle örtmüşler, ayakları dışarıda. Baba oğul ikisi yatmışlar, başları görünmüyor ama ayakları dışarıda. Mizzez içeri girdi, baktı o ayaklara. فَقَالَ Mizzez dedi ki, اِنَّ هَذِي لَقْدَامٍ Bu ayaklar, بَعْدُهَا مِنْ بَعْدٍ Bâsi bâsinden. Yani birisi bunun oğlu, birisi babası. O el mukafe var ya insanların şeklinden onun babasını tanımak. Yani el mukafe derler. O da el mukafeyi bilen bir adamıydı. Bak dedi ki bu ayaklar birbirinden birisi babası birisi oğul dedi. Fedekale aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesruren. Peygamber Efendimiz bunu işittikten sonra sevindi ve Hazreti Ayşe'nin huzuruna gitti sevinerek. Hazreti Ayşe ya Resulullah sevinci neden? Dedi ki Mizzez içeri girdi. Üsame ile Zeyd ibn Harise'nin ayaklarını gördü. Bunların bâsi bâsinden dedi buna sevindi. Niye sevinciyor Resulullah Efendimiz? Bilmiyorum ki onun oğlu. Üsame Zeyd'in oğlu. Fakat Peygamber Efendimiz ayrıca bu el-mukafe itibariyle de bu bunun oğludur diye el-mukafeyi bilen bir adamın böyle demesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca sevindirdi. حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت حضرت عائشة dediler ki دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا Peygamber Efendimiz sürurlu, sevinçli olarak bana geldi. تبرق أسارير وجهه حتى yüzündeki damarlar bükülüyordu. Yani sevincinden böyle parlıyordu. فقالت buyurdular ki elem terey asli terey Hazreti Ayşe'ye hitap ediyor nun düşmüş cezim alameti elem terey ya Ayşe görmedin mi enne miczezen miczez nezere anifen şimdi az evvel baktı ila Zeyd ibn Harise ve Üsame ibn Zeyd'i Üsame ile Zeyd'e ayaklarına baktı fekale dedi ki inne ba'da hadil ekdam bu ayakların be'si min ba'din be'sindendir yani birisi birisinden doğmuş. Onun evladı. Bu hadisi şeriften ne anlaşıldı? İki senetle Hazreti Ayşe'den bu hadis rivayet edildi. Bundan diyor ki, Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki, فَحْتَجَّ قَوْمٌ بِهَادَ الْحَدِيسِ Ölemadan bir kısmı bu hadisle ihticac ettiler, bunu delil getirdiler. فَزَعَمُوا زُعْمِ ettiler ki, اَنَّ ف۪يهِ Bu hadisli orucudur. مَا bir hüküm ki,
قُدِّرَ لَهُمْ Onlar için takdir edildi ki اَنَّ الْقَافَةَ Bu ilmi kıyafeti bilen adamlar يُحْكَمُ بِقَوْلِهِمْ Bunların kavliyle hükmolunur. وَيَسْبُتُ بِهِ الْاَنْسَابِ Nesepte sabit olur. Bu hadisi onun için getirdim. Yani bir adamın babası kim diye şüphelenirlerse bu ilmi kıyafeti bilen bir adamı getirirler, bakar hangisine benziyorsa o hükmü verir. Filan adama benziyor, bu onun oğludur. Yok filan adama benziyor, bu onun oğludur. Bu delil olabilir. Bu birinci zümre. Ulemanın bir kısmı buna sahip oldular ki onların hükmü hükümdür. İkinci bir zümre de geliyor, diyor ki hayır, onların hükmüyle amel edilmez. O da gelecek. Kalu, bu birinci zümre dediler ki velev la zalik, eğer bu ilmi kafe müteber olmasaydı لَاَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مِجْزَزِ Peygamber Efendimiz Mijzez'e itiraz ederdi. وَلَقَالَ لَهُ Ona derdi ki وَمَا يُدْرِيكَ Sen ne biliyorsun bu ayakların belsi belsinden olduğunu ne biliyorsun diye inkar eder, itiraz ederdi. İtiraz etmedi, bilakis sevindi. Sevinmesinden delil oluyor ki ha, ilm-i kafenin bildiği de bildik. فَلَمَّا سَكَتَ وَلَمْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz Mijzez'e itiraz etmedi, sükut etti. Delle enne zalikel kavl Bu delalet etti ki bu söz mimma yuaddi ila hakikati Bir hakikate götürür bir sözdür. Yecibu biha onunla vacip olur el hükmü hükmü. İlmi kafenin ilmi de onunla hükmeden hükmetmek vacip olan bir kavl oldu. İşte bundan bu anlaşıldı. Ve halefe fi zalike aharun Ulemanın başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki لَا يَجُوزُ اَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ الْقَافَ İlmi kıyafeti bilenlerin sözüyle hükmetmek caiz olmaz. فِي نَسَبٍ وَلَا غَيْرِهِ Ne nesepte ne başka bir şeyde onların sözü müteber değil. Peki Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifine ne diyeceksin diyecekler. Onu da başka türlü tevil ediyor, mana veriyor. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Bu ikinci zümrenin delilindendir. Birinci zümre üzerine ki اَنَّ سُرُورَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz'in sevinci بِقَوْلِ مِجْزَزِينِ الْمُدْلِجِيِّ Mijzez'in kavliyle sevinmesi اَلَّذ۪ي ذَكَرُوا فِي حَد۪يس۪ي عَيْشَةَ Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde rivayet edilen Peygamber Efendimiz'in sevinci لَيْسَ ف۪يهِ دَل۪يلٌ Onda delil olmadı. عَلَى مَا تَوَهَّمُوا Birinci zümrenin tevehüm ettiği vehem olarak zannettiğine delil yok. Onlar öyle vehmettiler. Onu da delil getiriyorlar ama yok. Bunlara delil olamaz. O da neden? مِنْ وَاجِبِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ الْقَافَ Kafenin sözüyle hükmetmek vaciptir diyorlar. Vaciptir diye böyle bir delil yok. لَاَنَّ اُسَامَةَ Hazreti Üsame radıyallahu anh'a قَدْ كَانَ نَسَبُهُ ثَبَتَ مِنْ زَيْدٍ Onun nesebi Zeyd'den sabit idi. قَبْلَ ذَالِكْ O ilmi kafe gelip bakmazdan evvel. Sabit idi. O şüpheli sizin dediğiniz şüpheli adam olur. Dedikodu ederler de. Evet. Şüpheli olur. Bu bundan sabit mi değil mi? İlmi kafenin sözüyle itibar edilir. Halbuki Hazreti Üsame Zeyd ibn Sabit'in oğlu. Bunda ne şek var ne şüphe var. Şimdi bu birinci zümre delil getiriyorlar. İkinci zümre diyor ki Resulullah Efendimiz'in sevinmesi delalet etmez ki bunların sözüyle hüküm vacip oldu. Hazreti Üsame'nin nesebi meçhul değildi ki. Şüpheli olur da acaba Zeyd'in oğlu mu değil mi de onun, o adamın da böyle söylemesi Resulullah Efendimiz bak bu bunun oğluymuş sabit oldu. Bunda bu yok ki. Hazreti Hüseyin'in nesebi sabit. Çünkü Hazreti Zeyd'e evvelen Peygamber Efendimiz onun çocuğu olduğu Hibbun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem derdiler ki Peygamber Efendimiz Hazreti Hüseyin'i çok sevdiğinden Peygamber'in sevgilisi sevgilisi derdiler. Evet. Onun için bu buna delil olamaz. وَلَمْ يَحْتَجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ اِلَى قَوْلَ اَحَدْ Peygamber Efendimiz Üsame'nin Zeyd'in oğlu olduğuna dair bir şekli şüphesi yoktu ve kimseye de mühtaç değildi ki gelin de bakın Üsame Zeyd'in oğlu mu değil mi?
Bunun ihtiyacı da yoktu. Nesebi sabit olan bir adam. Ve levle zalik. Eğer bu olmasaydı lema kâne du'ye usâmetü fîmâ tekeddeme ilâ zeydi. Bizim bu dediğimiz böyle olmasa, nesebi sabit olmasa, evet bu böyle olmasaydı ondan evvel Üsame Zeyd'in oğludur diye kimse çağırmazdı ona. Üsame İbni Zeyd demezdiler. Şüpheli acaba Zeyd'in oğlu mu değil mi? Ama nesebi sabit. Nesebi sabit. Kimsenin şekli şüphesi yok. İnnemâ te'accaben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min isabeti mi'cizez. Peygamber Efendimiz mi'cizezin böyle isabet etmesine teaccüp etti. Yoksa Üsame'nin nesebinde şekli şüphe var ondan dolayı değil de. Adam ne güzel ilmi kafeyi biliyor ya. Bak babayla oğlunun ayaklarını görmekle bunun birisi birisindendir dedi. Buna teaccüp etti. Kemâ yeteaccebu men zanner racülellezi netekim teaccüp ettiği gibi men bir kimse ki zanne zannetti. Er racülellezi şöl bir adamı ki yusibu bi zannihi zanniyle isabet eder doğruyu bulur bi hakikate şey bir şeyin hakikatini. Bir adam bakar bir şeye onun hakikatini bulur, anlar işte ona teaccüp eder, eden gibi oldu. Ellezi öyle şey ki zannehu adam zannetti. Oğlum ben zannediyorum bu iş böyledir der. Hakikaten zanni gibi de çıktı, ona teaccüp olunur. Ve la yecibül hükmü bizalik. Fakat o teaccüp olunmasından, onun zanninin isabet etmesinden hüküm vacip olmaz. Böyle zannetti çıktı. Ama böyle zannetti diye binaenaleyh zanniyle hüküm vacip olsun, vacip olmaz. Öyleyse bir çocuğun babası hakkında şüphe edilirse, ilmi kafeden bir adamı getirirlerse, o da birisine hükmederse, onun hükmü sabit değildir. Fetereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-inkâre aleyhi. Peki niçin Peygamber Efendimiz mücizeze itiraz etmedi, inkar etmedi? Lennehu lem yeteâte bi kavlihi zâlik. Peygamber Efendimiz onun kavliyle alıp vermedi isbat-ı malem yekun sabiten fîmâ tekaddem. Geçmişte sabit olmayan bir şeyi ispat etti de onun için onun üzerine bir şey aldı, verdi, bir hüküm verdi. Öyle bir şey olmadı. فَهَذَا مَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثِ. İşte bu hadisin mühtemel olduğu budur. Yani Hazreti Ayşe'nin hadisinde rivayet edilen Peygamber Efendimiz Mirzez'in kavlüne teaccüp etti ki adam ne güzel isabet ediyor. Yoksa onun kavliyle bir hüküm sabit oldu, binaenaleyh bir şeyi aldı, verdi, böyle bir şey yok. Binaenaleyh, elmi kıyafeti bilen adamların sözüyle nesep sabit olmaz, başka bir davada halledilmez. وَقَدْ رُوْيَ فِي أَمْرِ الْقَافَةً عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا. Hazreti Ayşe radıyallahu teala enhâ'dan bu elmi kıyafeti bilenlerin emri hakkında başka rivayetler de var. Hazreti Ayşe'nin başka rivayetleri var. فمنه حدثنا ابن داود قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته حضرت عائشة خبر بردي عروة بن الزبير كي أن النكاح كان في الجاهلية جاهلية نكاح على أربعة أنحاء دört türlüydi dört türlü nikah varmış cahiliyette. Seminhu un dört türlü nikahtan birisi de en yestemi'ar ricalul adet. Sayıları belli adamlar toplanıyorlar. Alel mer'eti bir kadın üzerine ittifak ediyorlar. Dört beş adam bir kadını sahipleniyor. Böyle bir nikaha benzer bir şey yapıyorlar. La temtenu mimmen ca'aha. O kadın, o sayılı adamlar ittifak etmiş kaç kişi ise onların hangisi gelse ondan çekinmeyecek. Ve hunnel begaya, işte bunlara begaya derdiler. Cahiliye zamanında fühüş işleyen, yani kerhane usulü. Begaya ki yani teriki meşru üzere nikah değil bu. Adamlar cariyelerini tutardılar, ondan sonra da ona derdiler ki get haydi para getir. O cariye de gider dört kişiyle, beş kişiyle, on kişiyle neyse ittifak eder. O dört kişi mi, on kişi mi neyse onlar ona gider gelirler. Hangisi gelse ondan itiraz etmez. Evet. Ve künne yansibne ala buvabihinne râyâtin. Kendi evlerinin önüne de bayrak dikerdiler. Yani bilsinler ki ha bu zina işiyle meşgul.
feyatavha kullu men dakhala aleyha. Her kim o ittifak eden adamlardan her hangisi girse ondan bulunabilirdi. Feiza hamalet ve vadat hamlaha. Şayet çocuk olursa cumia lehumul qafa. Bu elmi kıyafeti bilen adamlar cem olunurdu, getirirdiler. Gel bakalım bu kime benziyor? Bu kadının yanına giden gelen filan filan adamlar. Bu çocuk hangisine benziyor? Evet. فَاَيَّهُمْ أَلْحَقُوهُ بِهِ كَانَ اَبَاهُ. O ilmi kafe gelir de bakarlar, ha bu çocuk filan kese benziyor der, ona ilhak ettiler mi, işte o çocuğun babası o olurdu ve دُعِيَ اِبْنُهُ, işte onun babasının ismini ona verirdiler. Filanın oğlu derdiler. Zinadan olan oğlu. لَا يَمْتَنُعُ مِنْ ذَلِكَ. Bu adam da bu benim oğlum değildir diye imtina edemezdi. Çocuk da imtina edemezdi. O el mükafene verdiği hüküm orada hükümüdü. فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ. Vaktaki Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak bir din ile gönderdi. هَدَمَ ذَٰلِكَ النِّكَاحِ. Bu nikahı yıktı. اَلَّذ۪ي كَانَ يَكُونُ ف۪يهِ ذَٰلِكَ الْحُكُمُ. Bu hüküm olan el mükafenin sözü müteber olan bu nikah ki o hakikatte zina. O hükmü yıktı. وَاَقَرَّ النَّاسِ عَلَى النِّكَاحِ الَّذ۪ي nasi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabit kıldı bir nikah üzerine ki لَا يَحْتَاجُ ف۪يهِ لَا قَوْلِ الْفَاقَةِ. Elmi kıyafeti bilenlerin sözüne ihtiyaç olmayan nikahı sabit kıldı. Yani terik-i meşru üzere olan nikah bu şekilde değil de o da vardı. O nikah da terik-i meşru üzerine nikah da vardı. O onu sabit kıldı. Fakat öteki zina şekliyle olan nikahı iptal eyledi. Ve ceale velede veledi kıldı le ebihi lezi yedde'ihi. Onu iddia eden kendi babasına. Adam evlendi kendi ailesiye. Benim kendi ailesinin çocuğunu iddia ediyor işte. Onu ona baba kıldı. Evet. فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ بِذَٰلِكِ. Bu sebeple nesebi sabit olur. O da en başta nedir? Şer'i bir nikah. İbn-i قَوْلِ الْقَافَةِ. Ehli kafenin vermiş olduğu hükümle sabit olan hükmü de sayıladı. Yani onun itibarı yoktur. Bir kadının nikahı kimin üzerine ise o çocuğun babası da odur. Nikah bu surette sabittir. Nesep de böyle sabittir. وَقَدْ كَانَ اَوْلَادُ الْبَغَايَا. Bu zina çocukları olduydı. اَلَّذ۪ينَ وُلِدُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Cahiliyette doğan, zinadan hasil olan çocuklar olduydı. مَنْ اِدَّعَا اَحَدًا مِنْهُمْ فِي الْاِسْلَامِ. İslamiyette her kim onu iddia ederse gelir de bu cahiliyette filan kadınla buluşmuş da ondan kendisi, o hasil olmuş kendi çocuğu diye kim iddia ettiyse لَحِكَ بِهِ. Ona lahik oldu. Çünkü Müslümanlık gelince o cahiliyet adetlerini bozdu. Fakat geçmiş gitmiş adam iddia ediyor ki cahiliyette filanın cariyesinden onu kazanmış. Bu benimdir diye iddia ettim. Onlara lahik oldu. Öyleyse bu senin oğlundur diye hüküm çıkardı. Haddesena Yunus kâle akberena ibn-i Vehbin enne mâriken haddesena an Yahya ibn-i Sa'id ve haddesena Yunus kâle akberena anesen Yahya ibn-i Sa'id kâle mâlikum fi hadisen Süleyman ibn-i Yasar. وقال أنس أخبرني سليمان بن يسار أن عمر كان ينيط أهل الجاهلية. سليمان بن يسار ذن رواية diyorlar. Diyor ki Hazreti Ömer كان ينيط أهل الجاهلية. Cahiliyet halkını bağlardı. Bihinne o kadınlara zina etmeleri sebebiyle. Men iddia bihim fil İslam. İslamiyette kimi iddia ederlerse. Cahiliyette zina etmiş de o kadından çocuğu olmuş, Müslüman olmuşlar. Müslüman olduktan sonra bu benim cahiliyette olan oğlumdur. Öyleyse senin oğlumdur diye Hazreti Ömer nesebi ondan sabit kılar ve ona o oğul diye çağırttırırdı. فَدَلَّ ذَٰلِكَ. Bu delalet etti ki اَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَلْحَقُونَ بِهِمْ بِقَوْلِ الْقَافَ. Bu delalet etti ki ehli kafenin sözü müteber değildi. Ehli kafe toplansa da bu filan kesten olmuştur dese müteber değildi ya. Adamın iddiasına bağlıydı. Adam gelir de bu çocuk benden olmuştur derse tamam o vakitte hükmedilirdi. Yok benden değildir derse isterse ehli kafe desen ki bu buna benziyor, bu bunun çocuğu dese bile
bunu vermezdi Hazreti Ömer ya. Davaya bağladı. فَدَلَّ ذَٰلِكَ نَمْ لَمْ يَكُونُ يُلْحِقُونَ بِهِمْ Onları ilhak etmezdiler. بِقَوْلُ الْقَافَ قَافَنَنْ قَوْلِيلَ فَيَكُونَ قَوْلُهُمْ حَتَّى onların قَوْلُ وَلَا كَالْبَيِّنَةِ Beyine gibi. فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ Nas'ın قَوْلُ olurdu. كَالْبَيِّنَةِ Beyine, şahit gibi olurdu. اَلَّتِي وَلَا بَيِّنَةِ كِ تَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ Buna şehadet eder ki, mesela iki şahit gibi ki bu bunun oğludur. Şahitlerin sözü nasıl müteber olursa Nas'ın iddiası o şehadet yerine kaim olurdu. Adam cahiliyette yapmış olduğu o işi İslamiyette iddia ederse ki bu benim çocuğumdur, onun çocuğu olurdu. Demek ki esas burada ikinci zümrenin vermiş olduğu cevap Ehl-i Kahfe'nin sözüne itibar yok. Adamın kendi iddiasına şey var, kıymet var. فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُمْ مُسْتَعْمَلًا فِي الْإِسْلَامِ Eğer Ehl-i Kahfe'nin sözü İslamiyet'te de müstamel olsaydı, كَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْجَاهِلِيَةِ Cahiliyette müstamel olduğu gibi, müteber olduğu gibi, İslamiyet'te de müteber olsaydı, اِذَنْ لَمَا قَالَتْ عَيْشَةُ Bu takdirde Hazreti Ayşe demezdi ki, اِنَّ ذَٰلَكَ مِمَّا هُدِمْ Bu hadmedilen, nesk edilen hükümlerdendir. Demek ki İslamiyet'te müteber değil. Cahiliyette Ehl-i Kahfe'nin sözü muteber idi. Hazreti Ayşe ne buyurdu? İslamiyet geldi, bunu yıktı. Yani Ehl-i Kahfe'nin sözü muteber değil. İzâ kâne kad yecibu bihi olduğu takdirde, vacip olduğu takdirde bihi bununla ilmün bir elim ki enne sabiyye sabi mimmen vetiye emeten miner rical O sabi kimdendir? Mimmen bir kimsedendir ki vatiye emeten bir cariyeyi vat etti mine rical ricalda. Evet. Bu yıktığı da bu. Evet. Adam birisinin cariyesiyle zina etmiş. Ondan çocuğu olmuş. Ve elim de hasil olmuş ki bilmiş ki bu kendisinden olmuştur. Fefî nesk-i zâlik. İşte bunu nesk etti ki bunun neskinde olucudur. Delilun delil ki enne kavlehum Onların kavli, Ehl-i Kahfe'nin ehli kıyafeti bilenlerin sözü lem yecib bihi hukmun bi subutin nesep nesebin subutuna onunla hükmetmek vacip değildir. Ya adamın kendi iddiasına bağlıdır. Kendi iddia eder, dava ederse eder. Fakat ihtilaf ederlerse iki adam geldi ihtilafa düştüler. O mesele o. Yok kimse gelmedi de bir tek adam çıktı, çocuk benimdir dedi. Kafe ehli kafeyi getirin, baksın bu buna benziyor mu, lüzum yok. Bu adamın iddiasıyla hemen çocuğun nesep ondan sabit olur. Fakat 2-3 kişi olursa, hepsi de iddia ederse, bu vakitte ehli kafeye ihtiyaç var. وَحْتَجَّ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْوَلَى بِقَوْلِهِ مَيْدَى Birinci makale sahipleri dediler ki, ihticac ettiler, bima haddesena. Yunus, Yunus'un rivayet eylemiş olduğu hadisle. Akhbereni Yahya ibn-i Sa'id en Süleyman ibn-i Yesar enne racüleyne eteye Ömer. Hazreti Ömer'e iki adam geldi. Kilahuma yedde'i veledem ra'atin. İkisi de bir kadının çocuğunu iddia ediyor. O diyor benden, o da teki diyor benden. Feda'a lehuma racülen min beni Ka'bin qaifen. Beni Ka'b'den elmi kıyafeti bilen bir adamı Hazreti Ömer çağırdı. Çünkü burada artık müddai bir değil. Müddai iki tane olduğunda mesela şek üzerine oldu. Öyleyse o kafeye ihtiyaç oldu. Gayif olan yani elmi kıyafeti bilen bir adamın hükmüyle bir taraf tercih edilecek. Beni kaptan bir adamı getirdiler fenazara. Baktı. İleyhima her ikisine de baktı. O çocuğa da baktı. Adamlara da baktı. Fekale li Ömer. Hazreti Ömer'e dedi ki لَقَدْ اِشْتَرَكَ ف۪يهِ Bu çocuk da ikisi de iştirak etmiş. Yani çocuk ikisine de benziyor. Bu çocuğun hılkati ikisinin soyundan hasıl olmuş dedi. Deyince Hazreti Ömer kızdı. Fadarebehu Ömer bir dürrete kamçıyla adama yapıştırdı. Böyle şey mi olur? Bir çocuk iki babadan mı olur? İki babalı mı olur? Bir çocuğun bir babası olur. Kızdı ona. Dedi ki sen ilmi kıyafeti bilemedin. Hazreti Ömer'in kendisi de ilmi kıyafeti bilirdi. O da ehl-i kafeydi. Sümme de'al mer'ete. Sonra kadını çağırdı. Fekale dedi ki, ekbirin haberek.
sen doğru söyle, bu çocuğu hangisinden kazandın? Kâlet, kadın dedi ki, kâne hâzâ li ahadir reculeyni. Bu iki adamın birisinindir bu çocuk. Yâtîhâ, bu iki adam ona gelirdi diyor. Her ikisi de. Ve hiye fî ibil ehlihâ, felâ yufârikuhâ. Kendi ehlinin develerini kadın otarırmış, o develerin yanından ayrılmazmış. Binaenaleyh o iki adam da o kadına gider gelir zina ederlermiş. وَهِيَ فِي بِلَهْلَا فَلَا يُفَارُقَا حَتَّى تَظُنُّ. Hatta kadın zannetti ki اَنْ اِسْتَمَرَّ بِهَا حَمْلٌ. O onda hamil müstemir oldu. Kadın ben hamile kaldım derdi. ثُمَّ يَنْصَرْفُ عَنْهَا. O adam giderdi. O adamın birisi gelir kalır. Artık kadın hamile oldu mu o giderdi. فَاَحْرَاكَتْ عَلَيْهِ دَمَنْ. O gittikten sonra kadından kan geldi. Kadın kan döktü. ثُمَّ خَلَفَ هَذَا. Ondan sonra şu öteki geldi diyor. O gittikten sonra. تَعَنِ الْاَخَرِ. Ötekini kastediyor. فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّ اسْتَمَرَّ بِيَا حَمْلٌ. O da benden ayrılmadı. Hatta ben de hamil müstemir oldu. Hamile kaldım. Binaenaleyh diyor ki kadın. لَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ. Bilinmiyor ki bu hangisinden. Acaba birincisinden mi, ikincisinden mi? فَكَبَّرَ الْكَابِيُّ قَمْشِي يِيَنْ كَابِ Allahu Ekber dedi. Kadının sözü adam aydınlığa çıkardı. Hazreti Ömer'in kamçısını yedi evvelce. Dedi ki Allahu Ekber, bak kadın benim sözümü tesdik etti. Bu ikisine de benziyor. O vakitte Hazreti Ömer bir hüküm yapamadı. فَقَالَ عُمَرَ Hazreti Ömer dedi lil-gulam. O çocuğa dedi ki وَالِ اَيَّهُمَا شِيْتُ İkisinden birisini intikap et. Hangisini gidersen git. İster onu baba kendisine tanı, ister onu baba kendisine tanı. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i vehbine malikin haddesena Yahya ibn-i Sa'idine Süleyman mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus rivayetiyle dedi. Haddesena Behru ibn-i Nasrin kâle haddesena ibn-i vehbine kâle akbereni ibn-i Ebizzenâden Hişam ibn-i Urve enebihi عن يحيى بن حاتب عن أبيه قال أتى رجلان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحيى بن حاتب بابا صحابتين رواية يقول في iki adam Hazreti Ömer'e geldiler يختصمان في غلام bir çocukta muhasemi eder oldukları halde min viladeti cahiliye cahiliye zamanında doğmuş bir çocuk o diyor benim oğlum öteki diyor benim oğlum يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني. O diyor ki bu benim oğlum, öteki diyor ki benim oğlum. Muhasemi ediyorlar. Davayı kim halledecek? Zamanı halifesi kimse o halledecek. فَدَعَا لَهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer çağırdı onlar için. قَائِفَ مِنْ بَنِ الْمُصْطَلِقِ Beni Mustalik kabilesinden ilmi kıyafeti bilen bir adamı çağırdı. فَسَأَلَهُ عَنِ الْغُلَامِ Gulamdan sor dedi ki bak bu hangisine benziyor. فَنَظَرَ اِلَيْهِ الْمُسْتَلِقِيُّ O beni müstalikten gelen adam çocuğa baktı. ثُمَّ قَالَ لِعُمَرِ Sonra Hazreti Ömer'e dedi ki وَالَّذ۪ي اَكْرَمَكْ Ol bir Allah'a yemin ederim ki seni ikram eyledi. اِنَّهُمَا Bu iki adamın her ikisi قَدْ اِشْتَرَكَا ف۪يهِ جَمِيعًا İkisi bu çocukta müşterek olmuşlar. Yani bu çocuk ikisinin suyundan halk edilmiş dedi. فَقَامَ اِلَيْهِ عُمَرْ فَضَرَبَهُ بِالدُّرِّ Hazreti Ömer böyle şey mi olur dedi. Kalktı kamçıyla yapıştırdı ona. حَتَّى دَجَ Hatta adam yan üstü düştü yani. Böyle şiddeti vurmuş ki adam yan üstü düşmüş. ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ ذَهَبَ بِكَ النَّظَرِ لَا غَيْرِ مَسَلٍ Sen nasıl elmi kıyafeti biliyorsun? Senin nezarın başka tarafa gitti. Böyle mi yani? Elmi kıyafeti bilen olur. İki adamın suyundan bir adam halk edilir mi? Hazreti Ömer'in kızdığı buna. Öyle şey mi olur? Yani bu elmi kıyafeti yapamadın. Ben bunu bilmiyorum de. Bari. Yoksa iki adamın suyundan bir adam meydana gelsin bu olmaz dedi. ثُمَّ دَعُمَّ الْغُلَامِ فَسَأَلَهَا Sonra oğlanın anasını çağırdı, sordu. فَقَالَتْ Kadın dedi ki اِنَّ هَذَا لَيَحَدِ الرَّجُلَيْنِ Bu çocuk, bu iki adamın birisinindir. قَدْ كَانَ غَلَبَ عَلَيَّ النَّاسُ Nas bana galebe etti. Demek cahiliye zamanında zaten din yok, iman yok. Kadının zoruna, namusuna tercih ederlermiş. Bundan o anlaşılıyor. Razı olsun olmasın. قَدْ كَانَ غَلَبَ عَلَيَّ النَّاسِ Nas bana galebe etti.
Hatta velettu lehu evladen. Hatta bu nasıl için birçok çocuklar meydana getirdim. Sümme veka'a bi, sonra geldi bana zina etti. Ala nehu ma kâne yuf'al. Evvelce yapıldığı gibi. Fehameltu fîmâ erâ. Geldi bunların birisi bana zina etti. Ondan ben zannettim ki ben hamile kaldım. Feesâbeni hirâketun mindem. Bu adamın zinasından sonra benim rahmimden kan geldi diyor. Sümme veka'a fî nefsi en lâ şey'e fî bâhmî. Kan geldikten sonra ben anladım ki bende bir hamil bir şey yok. Hamil olsa kan gelmez. Sümme inne hâzel âkhar veka'a bi. Ondan sonra bu ikincisi geldi. Zina etti. Fevallâhi mâ edrî min eyyihi mâ huvâ. Onun için bilmiyorum hangisindendir bu çocuk, hangisinden oldu. Fekâle Ömer'cil gulâm. Hazreti Ömer o çocuğa dedi ki ittebî eyyehumâ şiit. Hangisini arzu edersen ona tabi ol. Onu baba et. İttihaz et kendine. Fettebe ahedehuma. O da işlerinden birisine tabi oldu. Adamla beraber çıktı gitti. Bunlar hep birinci zümrenin devasını teyit eden sözler. Bunlara cevap lazım. Kale Abdurrahman ibn Hatib. Ravi Abdurrahman ibn Hatib diyor ki fekenni anzuru ileyhi. Ben o çocuğa göğe şimdi gözümün önündeki gibi bakıyorum. Müttebi'an lâhedîmâ. Onlardan birisine tabi oldu. Fezehebe bi onunla gitti. Hala gözümün önünde. Kalktı o adamın peşine takıldı gitti. Ve kâli Ömer. Hazreti Ömer dedi ki kâtelallâhu ahâ benil mustalik. Allah bu benil mustalikten olan bu kardeşimizi katlesin. Beddua etti. Yani ilmi kıyafeti bilemedi. Bir çocuğu iki babalı yaptı. Buna kızdı. قالوا bu birinci zümreye sahip olanlar dediler ki fe fi hadal hadis bu hadisi şerifte olucudur ki en Ömer hakeme bil kafe. İşte bak Hazreti Ömer kafeyle hükmetti. O çocuğun nesebini iki babadan ispat etti. Fakat çocuğun mukayyer hükmünde hangisiyle gidersin ki? Fakat vafaka ma teavvelna fi hadisi Mirzez'in müddeciyi. Mirzez'in benim müddeciden olan Mirzez ki Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldi. Hazreti Hüsam ile Zeyd bunların bâsı bâsındandır dedi. İşte onu teyit etti. Bak demek ki ilmi kafe ile hüküm olurmuş. Kıyafeti bilen bir adamın hükmüyle hükmetmek caiz olurmuş, vacip de olurmuş dediler. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ İkinci zümre sahiplerinin hüccetindendir. عَلَيْهِمْ Birinci zümre üzerine. اَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olucudur. Ma bir hüküm ki يَدُلُّ عَلَى بُسْمَانِ مَا قَالُوا Bu birinci zümrenin sözlerinin batıl olduğuna delalet eden hüküm var bu rivayette. Ve zâlike o da enne fîhî bu hadisi şerifte olucudur ki ennel kâife kâl. O kâif, ehl-i kıyafeti bilen adam dedi ki huve minhumâ cemî'en. Bu çocuk o iki adamdan hasil olmuştur. Böyle dedi. Dediği gibi Hazreti Ömer eğer ehl-i kıyafetler onların elmiyle hükmetseydi çocuğa derdi ki senin baban iki tanedir. O da babam, bu da babam. Dedi mi? فَلَمْ يَجْعَلْهُ اُمَرْ كَزَالِكَ Hazreti Ömer böyle kılmadı. Kâif böyle dedi. Böyle dediğinden dolayı sen baban iki tanedir. Kılmadı. وَقَالَ لَهُ Çocuğa dedi ki وَالِاَيَّهُمَا شِيْتْ Bunlardan hangisini istiyorsunsa ona tabi ol dedi. أَلَا مَا يَجِبُ فِي صَبِيِّنْ Bir sabıda vacip olan bir kaide üzerine ki iddiâhu racülâni iki adam iddia etseler fîne qarrâhaduhumâ eğer birisi ikrar ederse kâne ebâhu fîne qarrâ eğer o çocuk ikrar ederse ehadehumâ o ikisinin birisini kâne ebâhu o onun babası olur. Yani bir adam hakkında iki adam geldiler, çocuğa dava ediyorlar. O benimdir, o benimdir. Çocuk birisine sahip oluyor, birisine olmuyor. Ben bunun çocuğu değilim, buna sahip oluyorum derse, o çocuğun orada bir hakkı var. Birisini kabul ediyor, birisini etmiyor. Onun olur. İşte bu da böyle oldu.
فَلَمَّا رَدَّ عُمَرُ ذَٰلِكِ لَا حُكْمُ السَّبِيلِ. Şimdi bunların ikisi de iddia etti. Elmi kıyafeti bilen adam da ikisi de babasıdır dedi ama bak Hazreti Ömer onu kabul etmedi. Ne dedi? Hazreti Ömer çocuğa havale etti. اِلَا حُكْمُ السَّبِيلِ مُدَّعَى. İddia olunan sabirin hükmüne rücu etti. Dedi ki sen hangisini istersen onu yap. Ne vakıpta? اِذَا الدَّعَاهُ رَجُلَانِ. İki adamın iddia ettiği takdirde ikisinde baba kılmadı, çocuğa hükmü verdi. وَلَمْنِ evet. Bir çocuk, o tabii çocukta birisini ihtiyar etti, gitti ki bu esas mesele diyor. Bir çocuk hakkında iki adam iddia ederse, hakimin huzuruna gelirlerse, وَلَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْاِمَامِ قَائِفٍ. O imamın huzurunda elmi kıyafeti de bilen bir kimse olmazsa. O vakitte hüküm nasıldır? Hüküm çocuğa verilir. Hangisini isterse ona tabi olur. İşte Hazreti Ömer bu meseleyi böyle kıldı. Elmi kıyafeti hiçe saydı, yok gibi saydı. Çocuğa dedi ki sen hangisini kabul ediyorsun? O da birisini kabul etti. İşte Hazreti Ömer böyle yaptı. La ila kavlil kaif. Kaif'in kavlüne bağlamadı ki. Bunların ikisi senin babandır demedi. Bu hadis de böyle olucudur ki delle zalik. İşte bu delalet etti ki ala ennel kafete ilmi kıyafeti bilenlerin sözü la yecibu bi kavlihim. Bunların sözüyle vacip olmaz. Sübutu nesebin min ahadin. Nesebin sübutu min ahadin bir kimseden. Baksana Hazreti Ömer iki adamı getirdi. O adamı getirdi. Adam ikisine de hükmetti. İkisi de babasıdır. Hazreti Ömer kabul etmedi. Çocuğa havale etti. Ne dedik? Veya ki el mukafe yokmuş gibi. Hangisini istersen hüküm senindir. Ona tabi ol dedi. Şimdi bu güzel bir buluş. Şimdi ötekiler zahirine bakıyorlar. El mukafeyi getirdi. Kafeyi getirdi. Kafede hüküm verdi ama fakat hadisin kendi delalet ediyor ki kafenin böyle dediğini Hazreti Ömer kabul etmedi. Binaenaleyh kimi muhayyer kıldı? Çocuğu. وَقَدْ رُوِيَنَ عُمَرَ اَيْدَى مِنْ وُجُوهٍ سِحَةٍ. Sahih vecihlerden yine Hazreti Ömer'den rivayet edildi ki اَنَّهُ جَعَلَهُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جَمِيعًا. İki adamın arasında kıldı. Bu da var. O da başka bir rivayet. Şimdi bu bir rivayet ki ehli kafeyi itibar etmedi, hükmü çocuğa verdi. Şimdi gelecek rivayette de var ki Hazreti Ömer şüphelendi. O çocuğun babasını iki tane kıldı. İki adama da hükmetti ki siz bunun babasısınız. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Vehb ibn-i Cerir kâle haddesene Şöbe en Tevbetel Amberi en Şabi en ibn-i Ömer enne racüleyni iştereke fî zahri imraati. Abdullah ibn-i Ömer'den Şabi rivayet etti ki iki adam bir kadında iştirak ettiler. Feveledet o kadın çocuk getirdi. Feda'a Ömer el-Kafe. Hazreti Ömer elmi kıyafeti bilenleri çağırdı. Fekalu dediler ki اَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا. Bu çocuk ikisine de benziyor. Ona da benziyor, ona da benziyor. فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا. O çocuğu ikisinin arasında koydu. Çocuğa dedi ki ikisi de senin babandır. İkisi de ölürse ikisinden de miras alırsa. Sen de ölürsen hangisi soraya kalmışsa senin mirasını alır. Evvelki ölen mirasçı olamaz, ikinci olur. Ama çocuk ikisinden de miras alır. Hangisi olsa benim babamdır, malını alır. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şöbe, en Katâde, en Sa'id ibn-i Müseyyeb, en Ömer nehvehu. Kâle fekâle li Sa'idun. Katâde diyor ki, Sa'id ibn-i Müseyyeb bana dedi ki, limen terâ mirâsehu, o çocuğun mirasını kime? Şimdi çocuk ikisinden de miras alıyor. Ya çocuk ölürse, babalar ölürse mirası kimindir? قَالَ هُوَ لِآخِرِهِمَا مَوْتًا. O çocuk ikisinden miras alır ama çocuğun mirasını o ikisinden hangisi alır? Hangisi sonra ölürse o alır çocuğun mirasını. Mesela çocuk öldü. Çocuktan evvel birisi öldü diyelim. Çocuk öldü. Ondan sonra öteki babası çocuğun mirasını alacağı vakitte o bir babası daha vardı ya, onun vereselerini gelirdi ki bunun ikisi de babası, yarısı sizin, yarısı bizim. Yok. Son hangisi ise çocuğun mirasını o alır. Ama çocuk ikisinden de miras alır eğer onlara verilirse. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Sa'id ibn-i Amir.
قال حدثني عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل bir adam hakkında hükmetti ki iddiâhu racülen. İki adam onun kendi çocukları olduklarını iddia ettiler. Kilâhumâ yez'umu ennehu ibnuhu. Her ikisi de zövmediyor ki bu kendisinin oğludur. Ve zâlike fil cahiliye. Bu da cahiliyette olmuş. Yani İslamiyette değil. Fedâ Ömer ümmel gulâm. Hazreti Ömer o çocuğun anasını çağırdı. Böyle çocuk ki el-müddâ, dâva olunan çocuğun anasını. Fekâle, Hazreti Ömer o kadına dedi ki Üzekkiruke, ben sana hatırlatıyorum. Üzekkiruki, billezi hedâk lil-İslam. İslamiyete, seni hidayete eriştiren Allah'ın hakkı için söylüyorum. Yani doğru söyle. Deeyyihima huve. Bu çocuk bunlar iddia edenlerin hangisinindir dedi. Kâlet, kadın dedi ki, la vellezi hedâni lil-İslam. Beni İslam'a hidayet eden Allah'a yemin ederim ki, ma edri leeyyihima huve. Hangisinindir onu bilemiyorum. Etâne hâdâ evvelel-leyl ve etâne hâdâ ahirel-leyl. Bunların birisi gecenin evvelinde geldi zina etti, birisi de gecenin sonunda geldi zina ettiler. Femâ edri leyyihuma huve. Hangisinden hamile kalmış onu bilemiyorum. Yani bir gecede olmuş bu. Kâle fedâ Ömer minel kâfe erbaaten. Bu ilmi kıyafeti bilen dört kişiyi Hazreti Ömer çağırdı. Ve dâ bi bethâin feneserâ. Kum getirtirdi, kumu ortalığa serdi. فَاَمَرَ الرَّجُلَيْنِ الْمُدَّعِيَيْنِ O davacı olan iki adamı emretti. فَوَتَيَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِقَدَمْ Onların her birisi geldiler, birer ayaklarını kuma bastılar. Şekli kuma çıktı. Bir ayak onun, bir ayak da onun. وَاَمَرَ الْمُدَّعَى فَوَتَيَا بِقَدَمْ O dava olunan çocuğa ona da emretti, o da geldi ayağını bastı. Oldu üç ayak. Sümme erâhul kâfe. Sonra o ilmi kıyafeti bilen adamlara gösterdi. Bu çocuğun ayağı bu. Bu iddia edenlerin ayakları da bu. Bundan çıkaracaklar. Şimdi ayaklar meydanda ama ayaklara baktırmıyor. Kumda baktırıyor. Demek ki o daha hassas. Kum daha hassas. Kuma ne şekilde basılmış. Kâle. Hazreti Ömer dedi ki unzuru bakınız feiza ateytum fela tetekellemu bunu anladınız mı konuşmayınız hatta eselekum ben sual edinceye kadar siz konuşmayınız. Kale fenezer el kafe o ilmi kıyafeti bilenler baktılar fekalu dediler ki kad esbetna ya emir el müminin biz tespit ettik anladık biz dediler. Sümme ferraka beynehum sonra o dört kişiyi ayırdı birbirinden. ثُمَّ سَأَلَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا Onları teker teker ifadeye çıktı. Birbirlerinden habersiz. Ki olur ki yalan üzerine ittifak ederler belki. Belki gününden evvel bunların, dava edenlerin birisi para verdi, bir şey etti. Onları ayırdı. Ayırdıktan sonra teker teker sual etti. قَالَ Hazreti Ömer dedi ki, yahut da ravi, ravi dedi ki, فَتَقَادَعُوا yani فَتَبَايَعُوا كُلُّهُمْ يَشْهَدُ اَنَّ هَذَا لَمِنْ هَذَيْنِ Hazreti Ömer teker teker sordu. Sözler ittifak etti. Hep bir araya geldi. Dediler ki dördü de ayrı ayrı ya emirel müminin bu çocuk her ikisinden hasil. Her ikisine de şebehi var, benzeri var dediler. قَالَ فَقَالَ Ömer Hazreti Ömer dedi ki يَا عَجَبًا لِمَا يَقُولُ هَاُولَى Bunların bu demesine teaccüb olunur. قَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ Ben bilirdim ki اَنَّ الْكَلْبَ Kancık köpek تَلْقَحُ بِالْكِلَابِ Erkek köpeklerden alır. زَوَاتِ adet Muhtelif. Bir hamilde bir köpekten alır, ötekinden olur. 5-6 yavru olur. Her yavru da başka bir köpekten bu olur. Bunu bilirdim. وَلَمْ اَكُنْ اَشْعُرُ Ben bilmezdim ki اَنَّ النِّسَى يَفْعَلْنَ ذَلِكِ Kadınlarda da bu var. Kadınlarda da olur. Bunu bilmezdim. Kabile hâda işte bu vakadan evvel bilmezdim. Ki yani bir kadın karnında bir çocuk olur, o da bir erkekten olur. Bir köpeğin birkaç yavrusu olur, her yavrusu başka bir erkek köpekten almış olur. Bu köpekler de var. Ama insan kadınlarda bu olduğunu bilmezdim bundan evvel. İnni lâ eruddü mâ yerevne. Bunların gördüğünü ben reddetmem. Çünkü dördü de ayrı ayrı baktılar ve dördü de ittifak ettiler ki bu çocuk İkisine de benziyor.
Bu vakitte ne dedi? İzheb çocuğa dedi ki git fehuma ebevake. Bunların ikisi de senin babandır. O da baban, o da baban. Şimdi Hazreti Ömer bak birinci de dövdü, ikinci de dövdü. O beni Kâb'den olanı dövdü, beni Müstalik'ten olanı dövdü. Demek ki o vakıda kadar Hazreti Ömer o hükmü bilmiyormuş. Bir kadın bir erkekten alır, iki erkekten nasıl alır? Fakat sonradan bu dört tanesi böyle ittifak edince benim bilgim yanlışmış, kadınlarda da olurmuş bu. Bir iki erkekten alır ve bir çocuk meydana gelirmiş. O çocuğa iki baba yaptı. Dedi ki ikisi de senin babandır. Haddesena Ali ibn-i Şeybe. Kale haddesena Yezid ibn-i Harun. Kale akberena Hümam ibn-i Yahya. En katadete en Sa'id ibn-i Musayyab. Enne racüleyni iştereke an zahirin fi zahirin mreati. Sa'id ibn-i Musayyab diyor ki iki adam bir kadında zinada iştirak ettiler. Feveledet de Hüma veleden. Onlara bir çocuk doğurdu. Fertefe ile Ömer ibn-i Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e gittiler davacı olarak. فَدَعَا لَهُمَا سَلَاسَةً مِنَ الْقَافِرِ Elmi kıyafeti bilen üç kimseyi çağırdı. فَدَعَا بِتُرَابٍ Bir de toprak istedi. فَوَتَيَا ف۪يهِ الرَّجُلَانِ وَالْغُلَامِ O iki adam ona ayaklarını bastılar, çocuk da bastı. ثُنَّ قَالَ لِأَحَدِهِمْ اُنْظُرْ فَنَظَرْ Birisine dedi ki bak, o da baktı. فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَدَ وَاسْتَدْبَرْ İleri gitti, geri geldi, enine baktı. İyice adam baktı ona. ثُنَّ قَالَ Üsirru ev öğrenu. Üsirru ev öğrenu. O ikinci bab ziyade. Ben bunu gizleyeyim mi aşikare mi söyleyeyim dedi. Alenen. Fekal Ömer ben esirre. Gizli tut dedi. Söyleme. Fekal lekad akhada şebehe minhuma cemiyen. Gizli Hazreti Ömer'e dedi ki yani ötekiler duymasın. Gizli ona dedi ki ikisine de benziyor bu. Fema adri leiyyuhuma huve. Lakin hangisinin bile bilinmiyor. İkisine de benziyor. فَاَجْلَسَهُ Ona dedi ki sen otur. ثُنَّ قَالَ لِلَاخَرَيْذَا İkinci kafeye dedik, kaife. اُنْظُرْ Sen de bak. فَنَزَرَ O da baktı. وَاسْتَقْبَلَ İleri gitti. وَاسْتَعْرَدَ İnine gitti. وَاسْتَدْبَرَ Geriye geldi. ثُنَّ قَالَ Dedi ki اُسِرُّ اَوْ اُعْلِمْ Bunu gizli mi söyleyeyim aşikare mi? قَالَ بَلْ اَسِرَّ Hayır, gizli söyle dedi. قَالَ لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا Gizli Hazreti Ömer'e dedi ki bu ikisine de benziyor. فَلَا أَدْرِي لَاَيِّهِمَا هُوَ Fakat hangisindendir hükmedemem, ikisine de benziyor. وَاَجْلَسَهُ Onu da oturtturdu. ثُمَا اَمَرَ الثَّالِسَ فَنَظَر Üçüncüye emretti ki sen de bak. فَاسْتَقْبَلَ وَاسْتَعْرَدَ وَاسْتَدْبَر O da ileri gitti, geri geldi, enine baktı, uzununa baktı. ثُمَّ قَالَ O da dedi ki اُسِرُّ اَمْ اُعْلِمْ Gizli mi söyleyeyim aşikare mi? Kale. O da dedi ki لَقَدْ أَخَذَ الشَّبَهَ مِنْهُمَا جَمِيعًا İkisinden de şebeh almış. İkisinde benzerlik var. فَمَا أَدْرِي لَاَيِّهِ مَا هُوَ Fakat hangisindendir? Bunu bilemiyorum. İkisine de benziyor. فَقَالَ Ömer Hazreti Ömer dedi ki اِنَّا نَعْرِفُ الْآثَارِ Biz de eserleri biliyoruz. يَقُولُهَا ثَلَاسًا Evet. İnna na'rifu al-asar bi qawliha demiş burada. Fakat azun yekuluha diyor. Bunu Hazreti Ömer dedi, üç defa dedi ve kana Ömeru qayfen. Ömer de ilmi kıyafeti bilirdi, kayf idi. Üç adam, kendisi de bilirdi. Evet. Oldu dört. Fece'alehu lehuma. O çocuğu ikisine oğul kıldı. Yerisanihi ve yerisuhuma. Evet. Çocuk yerisanihi, o ikisi çocuğa varis olurdular. Yani öldüğü vakitte ve yerisuhuma çocuk ikisine varis olur. Fekale li Sa'id. O vakitte Sa'id ibn-i Müseyyef Hazreti Katade'ye dedi ki fakat şimdi çocuk ikisinden alıyor. Katade dedi ki bilmiyorum yani hangisi hasebe olur çocuk olursa. Kale el baqi minhuma. Çocuk öldüğü vakitte hangisi sağ olsa o. İkisi de sağ olsa en sonra öyle. Bu iki baba kaldıysa tabi onlar ikisi de asebe oluyor ama onların da ikisi hemen asebe olmuyor. Şimdi başka bir rivayette geliyor. Yahut da geçtik o. El ahiru ma bak. O ikisinden hangisi kaldıysa esas asebesi oluyor. Yalnız burada diyor ki el baki minhuma. Onlardan baki olan. Hangisi baki ise asebesi olur. Çocuktan evvel ölen asebe olamaz. El baki minhuma.
قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فَلَيْسَ يَقْلُوا حُكْمُهُ فِي هَذِي الْأَسَارِ Bu eserlerde Hazreti Ömer'in hükmü hali olmaz. اَلَّتِي زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bu eserlerde Hazreti Ömer'in hükmü hali olmaz. مِنْ اَحَدِ وَجْهَيْنِ İki veçin birisinden hali olmaz. اِمَّا يَكُونَ بِالدَّعْوَى Ya Hazreti Ömer'in hükmü deva ile olmuş. لَأَنَّ الرَّجُلَيْنِ iki adam da iddiaya sabiyi iddia ettiler. وَهُوَ فِي اَيْدِهِمَا Çocuk derlerinde. İkisinin elinde. İkisi de deva ediyor. Hazreti Ömer فَأَلْحَقَهُ بِهِمَا بِدَعْوَاهُمَا Hazreti Ömer ne yaptı? Onların ikisi de deva ediyorlar. Çocuk da ellerinde. Öyleyse çocuğa hükmetti ki ikinizin de çocukta hakkı vardır. Çocuk ikinizin oğludur. Neyle şimdi de hükmetmiş oldu Hazreti Ömer? O adamların davasıyla hükmetmiş oldu. Ehli kafeyle değil. Ya böyle olur? Bunu böyle hamledeceğiz, evet. اَوْ يَكُونُ فَعْلَ ذَٰلِكَ Yahut da bunu işledi. Yani kafenin sözünü itibar etti. Öyleyse فَكَانَ الَّذ۪ينَ يَحْكُمُونَ بِقَوْلِ الْقَافَ Ehli kafenin sözüyle hükmedenler oldu. لَا يَحْكُمُونَ بِقَوْلِهِمْ Ehli kafenin kavliyle hükmetmez oldular. اِذَا قَالُوا dedikleri vakitte هُوَ بْنُ هَذَيْنِ Bu ikisinin oğludur dedikleri vakitte hükmetmezdiler. Ehli kafeye itibar eden adamlar da bu ikisinin oğlu dediler mi onunla hükmetmezdiler. İlla birisine benzetecekler. Bu bunun oğludur derlerse o vakitte nesep sabit olurdu. فَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ كَزَالِكَ Onlar ise ikisinden birisine benzedemediler. İkisine de benzer dediler. Gati bir karar veremediler. سَبَتَ عَلَى قَوْلِهِمَا Öyleyse onların kavli üzerine, iddiaları üzerine sabit oldu ki اَنْ يَكُونَ قَضَاءُ عُمَرْ Hazreti Ömer'in hükmü ola بِالْوَلَدِ وَلَدِلَ لِلْرَجُلَيْنِ Bu iki adama evlat yapması ola كَانَ بِغَيْرِ قَوْلِ الْقَافَ Kafenin kavlinin gayrisiyle olur. Yani kafenin sözünü burada itibar etmedi. Ya ne etti? Gene iddiayı meydana getirdi. Yani burada Hazreti bu hükümde ya Hazreti Ömer hiç ehli kafenin sözünü nezere itibar almıyor yahut da alıyor. Almıyorsa davayı sebep geliyor. İkisi de iddia ettiklerinden ikiniz de bunun babasısınız. Çünkü birisinin bir beyinesi yok. Yok. Ehli kafenin sözünü itibar etsek ehli kafe toplanacaklar. İkisinden birisine hüküm verecekler ki onlar da itibar ederler. Yani o birinci zümrenin iddiası bu ya. Ehli kafenin sözü müteber. Müteber ama ne vakit? Onlar ittifak edecekler ki bu çocuk ikisinden birisinindir. Bunundur diyecekler. Vakitte hüküm ola. Ama ehli kafe de iki babaya ispat etmiyor. İkisinden de nesep hasıl olur demiyor. Öyleyse Hazreti Ömer burada ehli kafenin sözünü iddia etmedi. Gene davayı ikame etti. Dava sebebiyle hüküm etti. وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك سعيد بن المسيب حديثinde buna delalet eden hüküm vardır. ذلك انه قال O delil de şu ki سعيد بن المسيب dedi فقال القاف لا ندري لأيهما هو O ilmi kıyafeti bilenler dediler ki hangisinindir bilemiyoruz. فجعله عمر بينهما Hazreti Ömer ikisinin arasında kıldı. Niye onlar bilemediler? Öyleyse onların hükmüne İtibar etmedi, aralarında kıldı. وَالْقَافَةُ لَمْ يَقُولُهُ وَبْنِهُمَا Kafe dedi, bu ikisinin oğludur demediler. İkisine de benziyor ama acaba hangisinin oğludur? Ya onun oğlu, ya onun oğlu. İkisinin de oğludur demediler. Bak bu delil var. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اَنَّ عُمَرْ Bu delalet etti ki Hazreti Ömer اَسْبَتَ نَسَبَهُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ İki adamdan o çocuğun nesebini ispat etti. بِدَعْوَاهُمَا Onların iddiaları sebebiyle. O diyor benim oğlum, o diyor benim oğlum. İşte bu dava sebebiyle hükmetti ki bu ikinizin de oğludur. Niye? Ehl-i kafe birisine benzetecekti, onda da şüphe ettiler. Birisine de benzedemediler. وَلِمَا لَهُمَا عَلَيْهِ مِنَ الْيَبْيَدْ وَلِمَا دَخِ بِي şey için Hazreti Ömer ikisine oğul kıldı ki لَهُمَا O adamların her ikisi için olucudur. عَلَيْهِ O çocuk üzerine مِنَ الْيَدْ İkisinin de elinde. Yani birisinin elinde olur da ötekinin elinde olmaz. O da dışarıdan sonradan gelir davacı olur. Böyle de değil. Çünkü böyle olsa zilye devle olur. Kimin elindeyse o evle olur. Böyle, bu da yok. İkisinin elinde.
La bi kavlil kafe. Hazreti Ömer kafenin kavliyle amel etmedi burada. Onların davasıyla amel etti. Fe in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fe izâ kâne zâlike kemâ zekertehu, senin bu dediğin gibi olsaydı. Fema kâne ihtiyacı Ömer ile kafe. Hatta da'ahum, Hazreti Ömer'in ehli kafeye ihtiyacı neydi? Çağırdı da gelin bakın dedi. Madem ehli kafenin sözü müteber değildi de niye çağırdı bunları? قِيلَ لَهُ, adama denilir ki يَحْتَمِلُ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ, bunda bir ihtimal var, Allah daha iyi bilir ama ki اَنْ يَكُونَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ, Hazreti Ömer oldu وَقَعَ بِقَلْبِهِ, kalbine vakı oldu ki اَنَّ حَمْلًا لَا يَكُونَ مِنْ رَجُلِهِ, bir hamil iki adamdan olmaz, kalbine bu vakı oldu. فَيَسْتَحِيلِ اِلْحَقُ الْوَلَدِ بِمَنْ, veledi ilhak etmek muhal olur, bimen bir kimseye ki yu'alem, bilinir ki ennehu lem yelid, kendisinden değil, çocuk kendisinden olmayan bir adama çocuğu getirip ilhak etmek bu muhaldir. Feda'al kafe, kafeyi çağırdı ki liya'aleme minhum, onlardan bile ki hel yekûnü veledun, bir veled olur mu ki yuhmelu bihi min nutfati racülin, iki adamın nutfasından hamile olan çocuk olur mu? Emle olmaz mı? Bunun için getirdi. İki adamın nüfusundan bir çocuk meydana gelir mi gelmez mi? Bunun için topladı. Vakat beyyene zalik ma zekerna fi hadise bil muhalleb. Ebil muhalleb'in hadisinde de bunu beyan etti. Şimdi onlar ne dediler? Bu bunun oğludur demediler. İkisinden birisinindir dediler. İkisinden birisinin. Evet. Felemme akhbere el kâfe. Kâfeki haber verdiler ki benne zalike kad yekûn. Bu da olur. İki çocuğun ehli kafe. İki meniden de bir çocuk olur. Hani öteki dört kafeyi çağırdığı hadis vardı ya. Hepsi baktılar, dediler ki ikisine de benziyor. İkisinde de şebeh var. Öyleyse iki adamın nütfesinden bir çocuk da meydana gelirmiş. Bunu öğrenmek için onları getirdi. Ve ennehu gayru müstahilim. Bu da muhal değildir. Öyleyse Hazreti Ömer bunu öğrendikten sonra raca, gene Hazreti Ömer döndü. İle dava, davaya döndü. اَلَّتِي كَانَتْ مِنَ الرَّجُلَيْنِ, o davacı olan iki adamdan olan davaya döndü. فَحَكَمَ بِهَا, onların davasıyla hükmetti. فَجَعَلَ الْوَلَدَ وَلَدَ قِلْدِ اِبْنَهُمَا جَمِيعًا, ikisinin oğlu kıldı. يَرِسُهُمَا, o çocuk onlara varis olur. Ve يَرِسَانِهِ, onlar da o çocuğa varis olur. فَذَٰلِكَ bu hükmün بِالدَّوَى, dava sebebi olan bir hükümdür. لَا بِقَوْلِ الْقَافَ, kafenin sözüyle değil. Kafenin sözüyle hükmetmemiş oldu. وَقَدْ رُوَيَنْ عَلِيِّ بْنَ اَب۪ي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ اِذَٰهُ, Hazreti Ali'den de bir rivayet var. Ki o da nedir? مَا حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرِجِ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنَ عَدِي قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ الْأَحْوَسِ اَنْ سِمَاكٍ عَمْ مَوْلًا لِبَن۪ي مَخْصُومَ قَالَ وَقَعَ رَجُلَانَ عَلَى جَارِيَةٍ فِي ظَهْرٍ وَاحِدٍ, bir batında bir cariye üzerine iki adam zina ettiler. فَعَلَكَتِ الْجَارِيَةِ, cariye hamile oldu. فَلَمْ يَدْرِ مِنْ اَيِّهِمَا هُوَ, hangisinden hamile olduğunu bilemedi. فَاَتَيَا عُمَرَ يَخْتَسِمَانِ فِي الْوَلَدِ, o iki adam geldiler Hazreti Ömer'in huzurunda muhaseme eylediler. فَقَالَ Ömer, Hazreti Ömer dedi ki مَا أَدْرِي كَيْفَ أَقْضِي فِي هَذَا, bu mesele hakkında ben nasıl hükmedeyim bilemiyorum dedi. فَاَتَيَا عَلِيًا, Hazreti Ali'ye geldiler. Fakat Hazreti Ali dedi ki huve beynekuma, o çocuk ikinizin arasındadır. Yerisukuma, ikinize de varis olur. Ve terisani, ikiniz de ona varis olursunuz. Ve huve lil baqi minkuma, sizden hanginiz baki kalırsa onun olur. Şayet birisi ölürse ötekinin olur. Fahada hükmün, işte bu bir hükümdür. Bil veledi, veledile hükümdür. Limudde'iyeyhi cemiyen, iddia eden iki adama verilen bir hükümdür. Bir çocuğu ikisine verir. فَجَعَلَهُ اِبْنَهُمَا, Hazreti Ali o çocuğu ikisine oğul kıldı. وَلَمْ يَحْتَجْ فِي ذَٰلِكِ لَا قَوْلِ الْقَافَ, Hazreti Ali ehli kafeye mühtaç olmadı. Gidin ehli kafeyi getirin baksın demedi. Hazreti Ömer gibi demek ki Hazreti Ömer'in ehli kafeyi getirmesi hüküm için değil. Başka bir meseleyi öğrenmek için. Ve nitekim Hazreti Ali hiç ehli kafeyi sormadı bile hemen hükmü verdi. Ve bihâzâ nâhûz, biz de Hanefiler bu sözü alırız, böyle alırız. Ve huve kavlu Ebi Hanife de ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullah. Yani İmam-ı Tahavi de bu sözde Eymi Hanefi ile beraber ayrılmadı. Yani ikisi de çocuğun babası oluyor. İkisi de çocuğun babası oluyor. Allahu Teala alem.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.